Fatma Aktaş'ın yanındayız. Hoş geldin. Merhabalar, Fatma, hoş bulduk. Nasılsın? Yüzüncü programımız öncelikle daha nice yüz programlar. İnşallah hayırlısıyla. Hepimiz için hayırlısıysa evet. Öyle gitsin inşallah. Bizim de niyetimiz o. Ama biz sizle de ben herhalde sizin belki 5. 10. gelişiniz. Hep geliyorsunuz ama doymuyoruz. Teşekkür ederim. Ne çizdiğin güllere doyabiliyorum, ne yaptığın resimlere. Özellikle bu gülleri de senin çizmiş olduğun. Evet. Hepimizin gördüğü bu güllerin sahibi Fatma Aktaş. Özellikle şunlar değil mi sizin? Evet. Bunların tamamı benim çizimim. Ben çizip kağıt olarak bastırıyorum ve piyasada satılıyor bunlar. Satılıyor. Hobi marketlerde. Hobiyle uğraşan herkes biliyor bu desenlerini. Özellikle şunlara bayılıyorum Fatma evet. abla. Evet. Bu hepsi ayrı güzel. Yani birine bakıyorum bırakıyorum öbürü çok evet. güzel. Hepsi birbirinden Elinize farklı. Sağlık. Hepsi güzel. Bugün de sizlere el boyaması, basit çiçek yapımını göstereceğim. Tamam. Daha önce güller göstermiştim. Burada gördüğümüz her şey el boyaması. Ay, çok şu sandık Zostova denilen bir Rus tekniği. Hı hı. Bu Van Molleri denilen bir teknik. Bunlar one stroke, tek darbe, hı hı. kolay çizim. Hepsinin işte kullanıldığı fırçalar biraz farklı. Hı hı. Yapılış, uygulama şekilleri farklı. Ama ben en basit şekliyle minik çiçekler göstereceğim. Bugün bu hanımlara. Rahle değil evet. mi? Çok güzel. Evet, rahle yapacağız. Rahle kitap yapacağız. Okuma rahlesi. Kitap rahlesi. Evet. Şimdiden öncelikle tabii ki objeyi zımparaladım. Hı hı. Boyadım. Düz boya. Bu kadarını herkes yapabiliyor. Hı hı. Şimdi onun üzerine minik çiçekler yapacağım. Şöyle kaldırayım ki biraz. Görelim. Evet, evet. Çok canlı renkler kullanmak istemiyorum ben bunda. Öncelikle yapacağım yeri ne yapacağımı tam da bilmiyorum. Bakalım ne çıkacak. Ben önceden çizmem çalışırken. O an ne çıkarsa. Ay çok güzel. Çok bakalım güzel. Buradan da ne çıkacak. Harika. Şimdi şöyle bir düz fırça alıyoruz. Fırçalarımız değişik dedim ya biraz önce. Ben beyaz tonlarda çalışmak istiyorum. Beyaz, gri. Evet. Fırçamıza iki ton boya Hı-hı. alıyoruz. Birinci tonu aldım. Öbür tarafına da farklı bir ton alıyorum. Ve kaynaştırıyorum bunu sadece. Bakın pergel gibi kullanıyorum fırçayı. Hmm. Çeviriyorum. İstediğim büyüklükte. Pergel gibi kullanıyorum. Evet. Buradaki sanırım kilit cümle. Evet. Bakın. Hmm. Daha sonra ortalarını koyacağım ben oraya. Şey var şimdi bunun derslerini veriyorum ben hı hı. atölyemde bu hafta derslere de başladık sorulan şu var şimdi bu çiçekleri yaparken diyorlar ki biz kursa gideceğiz bunu ne kadar zamanda öğreniriz bunu burada özellikle söylemek istiyorum çünkü çok soruluyor bu ne kadar benim kursa gitmem gerekir hı hı. şimdi kişiden kişiliğe değişir değişiyor bu. Tabii. Evet bir kişiye bir gösterişte bunu çözüyor. Bir kişiye birkaç ay bazen sürüyor bunu öğrenmesi. Bir de sizin mesleğinizde de çok eskiler şey der tecrübe etmek. Evet. Araba kullanırken de öyle cümleler vardı. Şimdi tecrübeyi sadece
zamanla birleştiriyorlar ama ne kadar çok yaparsanız, değil mi, antrenman yaparsanız o konuyla ilgili o kadar da gelişiyor. Bir gün bir bakıyorsunuz ki eliniz artık nerede duracağını, nerede kalkacağını biliyor. Ama çok güzel oluyor. İşte bunu istediğimiz kadar çoğaltacağız. Bu sene gri çiçekler çok var Fatma abla. Görüyor musun? Ben çok görüyorum. Herkes de gri tonlar, gri. Bu sene sanki gri çiçekler çok yapılmaya başladı. Gri olabilir. Gri çiçek olarak değil de gri, evet, bir iki senedir çok popüler. Çok popüler değil mi? Dekorasyonda da. Dekorasyonda da görüyorum. Evet. Mutfaklarda, evlerde hep böyle griler var. Çok da hoşuma gidiyor. Evet. Benim gri çok sevdiğim bir renktir. Hayatta duruş olarak da çok severim. Ben pek siyah beyazları sevmem. Sadece takım olarak seviyorum. Aşığım. Duruşum gridir ama takım olarak tabii ki siyah beyaz aşkımız tartışılmaz. Ya, siyah beyaz zaten renk değildir. Siyah beyaz ışık ve gölgedir. Öyle mi? Renkleriz. Evet. Renklerin beş ana rengimiz vardır zaten. Onların dışında kalanlar karışımdır. Siyah ve beyaz da ışık ve gölgedir. Aydınlık ve karanlık ya da. Allah bizim için de gururumuz. Evet. Işık kaynağınız olsun sizin de. Her takım öyle. Evet, evet. Bu çiçekleri yaparken de zevke göre, elinize göre, eliniz nasıl gitti, 4 yaprak yaparsınız, 5 yaprak yaparsınız, 6 olur. O çok da önemli değil. Çok güzel oluyor. Ben biraz hızlı gidiyorum galiba. Fırça, çiçek fırça numarası var mı? Yani 5 numara, 4 numara, 3 hani ittiği de olur ya. Bakın şunlarla hepsiyle yapabilirim. O yapacağınız büyük çiçeğin büyüklüğüne göre değil mi? O çiçeği çok küçük istiyorsam küçük fırçayla. Çok büyük bir çiçek istiyorsam büyük fırçayla. Ama bazı el alıştıktan sonra fırça değiştirmeden de birkaç büyüklük çalışabiliyorsunuz. O elin alışmasına bağlı. Böyle bunları sizin yaptığınız bunları alıp da yapıştırıp uygulama yapabiliyoruz değil mi? Bir dahaki sefere inşallah kısmet olursa bunları kesip yapıştırma, yani dekupaj tekniği deniyor. Dekupa ediyoruz. Desenleri oyup zeminden çıkarıp alıp, çünkü herkes el boyaması yapamıyor. Tabii şu desenin yerine hazır bu deseni alıp yapıştırıyoruz. İnşallah onu uygulamayı da göstereceğim daha sonra. Şimdi ön tarafta sehpalarımız var. Çok büyük mobilyalara da çalışıyoruz. Yatak odası takımı yaptım mesela. Aynı ben güzel. El boyaması komple. Mutfaklarda artık insanlar geri dönüşüm eski mobilyalarını boyuyor. Herkes boyuyor. Evet. Çok da güzel oluyor bu tekniklerle de. O zaman Fatma abla sen yapmaya devam ediyorsun. Bizim sevgili şefimiz Yağız İzgül bize risotto yapacak. Evet. Siz yaptınız risottoları. Siz dedikoduları yaparken biz mutfakta çalışıyorduk. Evet, Fatma ablacığım gelin siz de buyurun, siz de şöyle alayım. Buyurun Fatma ablacığım. Siz yiyerek de alın. Kapıyorum. Fatma arkadaş da şimdi bugün çok güzel el boyamaları yaptı. Sana da bu renk ne kadar yakıştı. Teşekkür ederim. ne hoş. Bu güzel. Şey için mi? Kitap okumak için. Ben mesela mutfakta da şey için güzel. Tarifler için. Oradan bakarak süper. Direkt üstüne yazmıyoruz ama da. Aslında biliyor musun? Siyah olsaydı tebeşirle yazılabilirdi. Güzel olurdu Fatma abla. Tavanın içine yaptın. Yaptın ya doğru, bana açeliyle gülümse hayatı yaptı. Tavanın içine bir yere astık. Göreceğiz değil mi Huriye'ciğim? Bakarız ona. Bunlar şimdi şahane duruyor. Evet, şimdi yaptım. Şimdi ne yaptık şefim? Bilmem ne yaptım. Ne yaptın? Şimdi şöyle bir şey yaptım. Buraya tereyağı ve su koymuştum ya, hatırlarsın. Tamam. Şimdi o tereyağı çektirdim. Daha doğrusu içindeki suyu çektirdim. Sarımsağı da bir güzel böyle yedi içine. Yani mis gibi kokuyor. Şimdi mis gibi kokuyor. Biraz bir sulayacağız şeyi, inciyi. Şahane. Bak ne kadar koyu oldu. Süper. Yaklaşık bir 10-15 dakikadır da bunu çektiriyoruz şimdi. Allah. Şöyle bir koyuluğunu veriyoruz. Şöyle üstünden gezdireceğiz. Efendime söyleyeyim.
Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz daha. Ay çok güzel duruyor. Hakim olamadım. Allah. Ay çok güzel duruyor. Ne de sevildi. Allah'ım. Keşke benim de olsa var ya o karakter. Çıkın mutfağımdan dışarı şuradan şöyle o zaman buradan. Ama çok güzel olur mu canım? Burada biraz biberi ekleyelim. Evet evet. Şöyle çalıştırmıyorlar ondan sonra. Biberiye değil mi? Evet siz de biliyorsunuz bu işleri zaten. Benim en çok şunu seviyorum. Böyle tersinden çekip hop bütün yaprakları çekmeyi. Hemen bahçeden alıp atıyorum. O mis gibi kokusu geldi buraya. Çok severim. Başka evet. Risottomuz hazır sonra efendim. Sonra da tattıracağız şimdi. Buğday taratorunuz yaptık. Hazır. Bu da buğday taratoru. Aa! Evet evet. İlk defa duyduk. İçinde. İlginç. Ben de ilk defa yaptım. Öğretmenim. Öyle mi? Güzel. Şimdi ben söyleyeyim. İçinde ne var biliyor musunuz? Aslında Oğuz Bey hepsinin faydalı olduğunu söyleyecektir tabii zaten ki. Değil mi? Tabii bir kere gördüm ama. Yaparken. İçinde turşu var. Ceviz var, mayonez, yoğurt, kornişon vardı, sarımsak. Var, sarımsak var, zeytinyağı, tuz, karabiber. Ondan sonra az kavrulmuş ve buğday var. Hemen Oğuz Hocam bir bakın sağlık mı? Ben demin sizin formülleri tattım. Şimdi diyor ki ekibimiz hemen Oğuz Hocam'ı bir baksın. Bakayım. Biz sonra hep birlikte korktum bakacağım. Bugüne kadar hep ben yorumladım. Oğuz şimdi yorumlanıyorum eyvah. Bakalım mı? Hmm. Doğru söyleyin şimdi. Ekrandayız. Yok ben ekrandayız. Çatır çutur söylerim. Çok hoş. Çok ben güzel değil mi? Etle sanki çok uyumlu olacağını düşünüyorum. Hmm. Böyle patlıcanla hazırlanmış gibi. Hava o. Patlıcan da gider. Gider değil mi içine? Buğday da var. İnanılmaz şimdi bir tadı var. Hmm. Çok iyi olmuş. Teveccüm yani de. ekmek yemeği de kaldırır. Doygunluk getirir. Tabii ekmeksiz direkt. Risottoyu sever misiniz sizler? Hmm, çok sever öyle. Misiniz? Ben zaten yemeğe dair her şeyi severim. Yani yemek yemeyi severim. Bence ben zaten şu tabağı bir ters çevirin bakalım dökülecek mi? Nasıl? Gerçi biraz soğudu ama. Öyle şey, ama onun şeyi onun özelliği. Gerçekten onun özelliği oldu. Ben de yeni özelliği var. Ben de ilk risk defa. Risk alalım ya. Alalım bir buğriye. Şöyle alalım ama soğudu. Ben alırım. Tabağı altına ben alırım riski. Tamam vallahi şey yap vallahi. Çevir. Bak. Dökülürse de dökülmeyecek bence. Bir dakika. Dökülürse de dökülsün canımız sağ olsun. Bekliyor burada 10 dakikadır ya dökülebilir yani. Hadi bir 10'a kadar sayarsak ama başarıdır yani yine de o kadar beklemesine rağmen. Nerede bir tep. Korktum değil mi? Eyvah. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Of. Bravo. Süper. Öyle dursun. Vallahi bravo. Bulut pilavla denemeyin onu. Harika. Pilavla bunun özelliği bu mudur? Evet. Bu böyle oldu mu tamdır. Tamamdır. Aa, iyidir demek. Ben yeni bak, öğrendim. Çok bir şey öğrendim. Daha yeni öğrendim. 20 yaşında değil mi? Ben 35'im yeni öğrendim. 20 yaşındayım daha yeni öğrendim. Allah Allah. Siz yokken orada yine uhuyla. Biraz siz biliyor musunuz risotto ile ilgili böyle bir şehir efsanesi? Ben bilmiyordum şimdi Yağız söyleyince. Böyle bakıyorum ne olacak diye. Çok güzel. Olağanüstü. Ama ben restoranda denemeyeyim. Dökülür mükülür. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. O zaman İtalyan lokantalarına gidince deneyeceğiz. Hesabı ödemiyorum. Tabii. Risottomuz döküldü. Pardon diye. Değil mi? Güzel yöntem. Risottomuz döküldü diye. Burada eti, risottoyu deneyip alacağız. Ama biz aslında şimdi ortaya karışık yaptık değil mi? Böyle hafif Ege'den İtalya'na, İtalyan'dan da doğuya doğru. Her yeri dolaştık. Ve çok da güzel bir menü yaptık. Akşama da değerlendirilebilecek bir menüyü yaptığımızı düşünüyorum. Bu arada 100. programda bizimle birlikte olduğunuz için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice yüzlere. İnşallah sizlerle birlikte. Çok keyifli. İnşallah bu sıcak İnşallah. Ekiple, güzel ekiple herkes İnşallah. Çok tatlı. İnşallah. Karşımızdalar şimdi hepimiz. İzninizle sevgili seyircilerim baştan başlayıp çok teşekkür ediyorum efendim, programına katıldığınız için. Dediğim gibi bilgilerinizi paylaştığınız için her zaman bekliyoruz. Biz sizin 500. programınızı Pasta kutluyoruz. 500. biz artık yollayacağız. Canım benim. Daha canım nice benim. Programlarım İnşallah olsun. İnşallah birlikte. Çok yakışıyorsun. Bizim programımızda da siz de prof oldunuz. Evet. Daha da ilerlere inşallah. İlk Açerya'yla kutladık. Kutladık. Evet. Daha nice başarılarınızla birlikte el ele kol kola her şeyden önce gönül gönüllü oluruz. İnşallah. Sağlık. İnşallah. Canım benim. Canım benim. Kutluyorum. İnşallah. Ben seni seyretmeye doyamıyorum. Ay sağ ol. İnşallah program yaparsın. Ben de sana konuk olarak gelirim. Çok isterim. Ne güzel olur. Hep çok severdim. İnşallah. Bence ekranın temiz yüzleri, güzel.
güzel yüzlerinden bir tanesi. Teşekkür ederim. Gerçekten hep de olmalısın. Ay, teşekkür çok isterim ederim. Olmanı ve seyretmek de çok isterim. Gerçekten çok isterim. Çok teşekkür ederim. Bakmam. Seni seviyorum. Sen bizi boyamaya devam et. Tamam. Sıcacık ortamda sizlerle birlikte olmak benim için çok güzelmiş. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Gelin şöyle birlikte kapatalım. Vallahi efendim haftayı bitirdik. Biz programı bitirdik. Hep onu söylüyorum. Su gibi geçti yıllar der ya Sezen Aksu. Aslında hayat mutlu olunca su gibi geçiyor. Aynen. İnşallah hayatımız hep su gibi geçer. İnşallah. Dertler tasaları bu da geçer diye bakış açımızla onları da çabuk geçiririz. Mutlu günlerimiz olur, birlikte günlerimiz olur. Unutmayın biz her şekilde nereye ait olursak olalım bir olduğumuzda, bütün olduğumuzda güçlüyüz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum biz de olduğunuz için. Pazartesi görüşürüz. İyi dinlenin hafta sonu. Hoşçakalın.